Mehdi konusunu anlatır mısınız? Kur'an-ı Kerim'de var mı? Mehdi gelecek mi? Vallahi Mehdi adında birisi eskiden geliyordu buraya ama epey zamandır gözükmüyor. Mehdi konusunu anlatayım ben size. Şimdi şu Ali İmran suresinin 81. ayet galiba. Onu bir zahmet açın. 81. ayet, evet. 59. sayfa. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve iz ahadallahu mithaqan nebiyyin. Bir gün Allah peygamberlerden söz almıştı. Ya da bir gün demeyeyim, Allah peygamberlerden söz aldığı sırada şöyle demiş. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Size bir kitap ve hikmet veririm de. Thumme ca'ekum rasulun. Sonra size bir rasul gelir. Musaddikun lima ma'akum. Sizin yanınızda olanı tasdik eden. Evet, bu da Allah'ın kitabıdır diyen. Mesela Tevrat, İncil. Bir rasul gelir. Gelirse letu'minun nebihi, ona mutlaka inanacaksınız ve letansurun nehu, ona mutlaka yardımcı olacaksınız. Kale akrartum, Cenab-ı Hakk'u peygamberlere diyor ki kabul ettiniz mi? Ve akaltum ala zalikum ısri, buna karşılık benim böyle sırtınızı çatırtacak ağır yükümü üstlendiniz mi? Ne demek sırtınızı çatırtacak ağır yük? Çünkü o zaman kendi düzeninizi bozup yeni peygambere uyacaksınız. Öyle kolay mı? Çok zor. Kâle akrarına, dediler ki tamam, kabul ettik. Hepsi böyle demiş. Kâle feşhedû, Cenab-ı Hak demiş ki bak şahit olun. Ve ene ma'akum mineşşâhidim, ben de sizinle beraber şahit olanlardım. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ, kim bundan sonra yüz çevirirse, فَاُولَٰئِكُمُ الْفَاسِقُونَ, işte onlar yoldan çıkmış olanlardır. Şimdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle ilgili olarak Tevrat'ta ve İncil'de çok açık hükümler var. İşte bu şeyde bulunan sinagogun basmış olduğu, şu Şişhane'deki basmış olduğu bir cep ilmihali var. Yahudilerle ilgili olarak. Orada iman esaslarını sayarken bir şey daha var. Gelecek bir Mesih'in geleceğine inanırım diyor. İşte Mesih, yani bir peygamber manasında söylüyorlar. Gelmesi gecikti ama yine beklerim diyor. Çünkü onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye geleceğini, şu bugünkü Tevrat'ta bile var. Çok ciddi bir araştırma yapan kişiler onları görüp bulabilir. Mekke'de çıkıp oraya yerleş, Medine'ye yerleşeceğini öğrendikleri için 4 Arap kabilesi gidip Medine'ye yerleşmişti. Ama gelen peygamberin kendilerinden olacağını düşünüyorlardı. Ne zaman ki Araplardan geldi, yine İbrahim Aleyhisselam'ın torunu. Siz de İbrahim Aleyhisselam'ın torunusunuz, yok illa Yakup soyundan olacak. Nasıl ki onlardan geldi, bu defa inanmadılar. İsa Aleyhisselam Yakup soyundan, da ona niye inanmadınız? İşte Allah önceden söz arıyor, inanmadılar. Şimdi hala bekliyorlar gelecek diye. Hristiyanlarda da işte bugün İncil'e bakarsınız, ben gitmezsem o gelmez diye başlayan bir bölüm vardır. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanmayı emreden bir bölümdür. Bu bütün peygamberler bunu söylediği için, İşte Zerdüşler de var, Hindul, yani dünyanın neresinde olursa olsun, çünkü her yerde din diye bir oluşum varsa onu araştırın, altına bakın, mutlaka bir peygamber çıkar indiğiniz zaman. Çünkü Cenab-ı Hak her tarafa peygamber göndermiş. Ve bütün peygamberler bunu ümmetlerinden istemiştir. Sadece bizim peygamberimiz hariç, çünkü artık peygamber gelmeyecek, o Hatem-i Nebi'yi. Bizde yok artık, gelecek peygambere inanacağım diye bir şey var mı? Yok.
Bak Allah-u Teala kesin söz alıyor ve mutlaka inanacaksınız diyor ve kitaplarına koyuyor bunu. Şimdi bunlar o peygambere inanmayı bir müddet sonra Mehdi inancına dönüştürüyor, bir kurtarıcı inancına dönüştürüyorlar. Bizdeki Mehdi inancı Kufe bölgesinde çıkmıştır. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra. O zaman arkadaş hiç böyle bir kelime yoktu. Böyle bir ibadet yok. Zaten Mehdi kelimesinin Arapça anlamı yola gelmiş kişi demektir. Arapça kelimesi anlamından yani dil açısından şey yaparsanız her Müslüman Mehdi'dir. Yani yola gelmiş kimse demektir. Ama bunu tam tersine çevirirler, yola getiren kimse manasında, hadi anlamında kullanırlar. Çünkü ama hadi dememişler, çünkü hadi derseniz Kur'an-ı Kerim açıkça Allah'tan başka kimsenin yola getirmeyeceğini ifade ettiğinden dolayı bir değişik bir kelime kullanmışlar. Biraz da bu Zerdüşt kültürünün etkisi tabii orada var. Çünkü onlar da gelecek peygamber yerine bir Mehdi inancı ortaya koyuyorlar. Bir kurtarıcı, bir farac kelimesini kullanır o bölgede yaşayanlar. Ve böylece bir Mehdi inancı ortaya çıkmış. Ama bu inanç her yerde, her bölgede var. Varlığının sebebi de o bölgeye gelen peygamberin daha sonra gelen peygambere mutlaka inanacaksınız demesinden kaynaklanıyor. Şimdi Hristiyanlar ne yapıyor? Hristiyanlar da bizim peygamberimize inanmamak için İsa tekrar gelecek diyorlar. Şimdi bu Mehdi inancında olanlar şunu söylüyorlar. İsa geldiği zaman İmam Mehdi olacak. İsa da onun cemaatinden olacak diyorlar. İkisini de hallediyorlar. Yani hiçbir şey bırakmıyorlar. Şimdi Hristiyanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmamak için İsa gelecek diye bir şey oluşturmuşlar. Tamam anladık. Zerdüştler Muhammed aleyhisselama inanmamak için Mehdi gelecek diye bir şey tutturmuşlar da bizim Müslümanların derdine. Sen derdin ne kardeşim? Sen Mehdi ile İsa'nın gelmesiyle ne alakan olur? Gelse ne yapacak? Efendim İsa aleyhisselam gelirse mesela hadisler de uydurulmuştur bu konuda. Hatta Buhari'de başka yerlerde de var. İsa aleyhisselam gelirse ne yapacakmış? Peygamberimizin şeriatıyla hükmedecek. Yeni peygamber gelmeyecek diyor. Tamam. Peki. Ne yapacak? Domuzu öldürecek. Peygamberimizin şeriatında domuzu öldürmek var mı? Hangi ayette var domuzu öldüreceksiniz diye? Var mı öyle bir şey? Hani yeni şeriat getirmeyecekti? Haçı kıracakmış. Haçı kırmak diye bir emir var mı? Efendim işte insanları kurtaracakmış. Ne demek kurtarmak? Böyle bir şey var mı? Sen yola gelmedikten sonra Allah kimseyi yola getirmez ki. Tamamen işi tersine çeviriyorlar ve Müslümanlar da hatta bizim akaid kitaplarında da vardır. Venuzulü İsa hakkun diye yazarlar. İsa'nın inmesi haktır. İnanç akaide girmiştir. Allah'tan ki Mehdi girmemiş. Yani bu sünni akaidine. Ama İsa girmiş. Yani olayın esası bu. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman çok açık bu iş. Şeyde Abdülaziz bin Baz vardır. Suudi Arabistan'ın vefat etmiş olan ulemasından. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu yok ama kim ki İsa'nın geleceğine inanmasa kafir olur, öldürülmesi vacip olur diyor. Ya bu ne biçim bir din anlayışıdır? Ya Rabbi sana sığınırım. Bu ne biçim bir din anlayışıdır? Hiçbir şey doğru değil. Hiçbir şey doğru değil.